Arkadaşlar günaydın. Burada gördüğünüz üzere bir göt var. Acaba bu kimin götü? Tabii ki de bizim tırımızın Dorses'inin arkası abi. Ne kadar uzun oldu. Tırımızın Dorses'inin arkası. Wow. Baya böyle uzun bir şey oldu. Şimdi evden çıktım arkadaşlar. Grand Trop haritasındaki evimdeyim ben. Buralara geldik. Artık bir süre buralarda olacağız. Çünkü gerçekçi haritalar istiyoruz. Yani böyle dar yolların olduğu, ara sokakların olduğu haritalar istiyoruz. Dimdik rampalar, zorlu yerler, virajlı yollar. Yani böyle her türlü zorluğun olduğu ve güzel bir şekilde bunların harmanlandığı bir harita modu istiyoruz. Onun için de bugün Grand Topia haritasındayız. Açtırma kısmından haritayı indirebilirsiniz. Fakat haritayı çalıştırmak için sıfırdan bir profil açmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunları nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız da Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Oradaki arkadaşlar size yardımcı olacaktır. Açtırma kısmında hem haritanın hem de Discord sunucusunun linki var. Ayrıca abone olmadan izleyen arkadaşlar abone olursa sevinirim. 100.000'e doğru adım adım gidiyoruz. Umuyorum ki yakında da 100.000 olacağız. Evet, tırımız burada ama hemen tıra binip gitmeyeceğiz abi. Evdekiler benden bir ekmek istedi. Benim bir ekmek almaya gitmem lazım. Şöyle görüyorsunuz, tır burada. Ekmeği bir alıp gelelim, ardından tırı çıkartacağız abi. Yük alacağız. Yük alacağımız şirkette baya baya dar. Umarım rahat bir şekilde girebiliriz. Şöyle aşağı doğru ben birazcık koşayım abi. Hem böyle bir sabah sporu yaparız, hem de hızlıca ekmeği alıp geliriz. ETS'de de ekmek almadık demeyiz ya. Günaydın, günaydın. Kolay gelsin. Neden kolay gelsin dedim onu ben de bilmiyorum ama onlara birazdan bir şeyler kolay gelecek gibi yani. O bakışlar hoş bakışlar değil. Koş abi şöyle. Günaydın, günaydın. Kolay gelsin usta. Bak, bunlara kolay gelsin denir çünkü bunlar belediye işçileri. Evet, fırınımız burada abi. Osman abinin bacanağının fırını var burada. Buraya fırın açmış. Ben şuradan bir ekmeği alayım. Remzi abi kolay gelsin ya. Evet, ekmeği aldık. Keşke ekmeğin böyle ucunu da bölüp yiyebilseydim abi. Küçükken çok yapardık. Fırına gittiğimizde böyle eve gelene kadar ekmeğin ucu giderdi. Hatta abi o ekmek tazeyse eğer, böyle sıcak geldiyse, yarısını yediğim günleri bile hatırlıyorum. Gerçekten güzel zamanlardı. Zaten yapmayan da yoktur diye düşünüyorum. Yapmayan da varsa ekmek almaya gitmemiştir. O da öyle bir olay. Evet, iki ekmek aldım. Eve gidiyorum. Aile var burada, aile. Biri büyük, biri küçük. İki ekmek aldım. Bu yokuş beni yoruyor ya. Vallahi yaşlandık yani. Yokuşu tırman 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 yoruyor abi. Yalnız tırımız var ya, kayış gibi duruyor ya. Hani bu da nasıl bir tabir bilmiyorum ama birisi söyledi abi şu tabiri, kayış gibi tabirini. Herkes kullanıyor ve yakışıyor da yani, cidden kayış gibi duruyor. Kayış nasıl durur onu da bilmiyorum. Ben şu ekmeği bir eve vereyim arkadaşlar. Din don don. Böyle de zil efekti yaparım. Evet, ekmeği verdik arkadaşlar. Şimdi biz de ekmeğimize bakacağız. Tırımızı çalıştırıp şirkete gidip yükümüzü alacağız abi. Ardından da vereni nereye çıkarsa. Şimdi tır bu şekilde görüyorsunuz. Yeni kasa bir DAF kullanıyoruz. DAF'ı seviyorum. Zaten güzel de bir ses modu ile kullanacağız bu bölümde. Aracı böyle çekiyorum ben evin önüne. Bilerek de böyle direksiyonu sağda bırakıyorum. Hani Allah muhafaza bir şey olur, imdat falan boşalır, araba gitmeye başlar. Lastik diyorum gelsin şuradaki dubaya çarpsın abi. Hani bu dubayı da kıracak hali yok. Gelip burada dursun. Hani burada yapabileceğin tek şey o. Yani direksiyon tam sola kırıp öyle durdursan buradaki eve girer. O da hiç hoş olmaz. Onun için ben böyle duruyorum buraya. Şöyle kapılarımızı da açalım abi ve tırımıza çıkalım. Haydin bismillah. Tırdayız yani, zabanan bir yürüyüş yaptık. Rampa tırmandık falan, birazcık yordu abi. Ya gördüğünüz üzere cam açık. Neden cam açık? Unutmuşum. Dur, hemen toparlamamız lazım. Unutmamam lazım. Burada herkes birbirine güvendiği için ben de camı açık bırakıyorum arkadaşlar. Yerseniz artık, yediniz mi? Yemediyseniz unutmuşum, öyle diyelim. Evet, tırımızın içi bu şekilde. Yine Sisal Megapack'ten aksesuarlarımız var. Açıklama kısmında bunları indirebilirsiniz. Tam bir Türk tırı abi. Yani bu öndeki özellikle şeyler, adlarını bilmiyorum ama tam böyle Türk tırı haline getiriyor. Her şey var gördüğünüz üzere. Şuraya da bir telsiz falan da koydum. Güzel oldu. İşte Hacivat Karagözümüz var, atamız var, Türk bayrağımız var. Gerçekten güzel bir tır oldu. Düşünen adam heykelimiz var burada. Ya tırın içi bile anlamlı ya. Burada Nutuk var abi. Şimdi bir marşımızı yapalım abi. Bir arkadaş yoruma yazmış abi, demiş sürekli elin kontak arıyor demiş. Harbiden de öyle. Ya keşke şurada olsa da şöyle çalıştırsam muhteşem olacak ama ne yazık ki yok. İleride belki olur. Şöyle kontağı açalım abi ve marşımızı yapalım. Haydi bismillah. Havalar vesaire de dolu gözüküyor. Şöyle parklanmasını açalım. Vitesi geriye alalım abi. Zaten otomatik bir araba. Şimdi buradan çıkarken dikkat etmemiz gereken bir husus var. Şu camı az daha indirelim. Şurada gördüğünüz üzere iki tane balkon var arkadaşlar. Onlara dikkat etmeliyiz. Bir ara ben balkona taktıydım arabayı. Onun için ona dikkat ederek çıkmalıyız. İmdatımı salayım. Direksiyonumuzu düzledik. Haydi bismillah.
sağ tarafa da dikkat ederek, balkona da dikkat ederek çıkıyoruz. Buraya girmek çıkmak biraz zordur ama alışırsınız. Ya biliyorsunuz ben dar seviyorum. Şuradaki taşları kurtardık mı abi, ondan da emin olmak lazım. Evet, taşları kurtardık. Vitesimizi D'ye alalım. Şimdi bizim eve yakın bir şirket var, oraya gidiyoruz. Ama geride kaldı. İleri gideceğiz, oradan U çekip geleceğiz arkadaşlar. Ama artık sen ne beklesen mi ya? Hani hiç saygı falan yok mu? Saygı, sevgi, trafik kültürü falan yok abi. Ses modu bayağı güzel ya. Harbiden tıra böyle güzel bir efekt atmış. Fazla abartı da değil. Gerçekçi bir ses modu var. Şimdi buradan U çekeceğiz abi. Tekrar o sokağa gireceğiz. Şirkete gidiyoruz dediğim gibi. Şimdi şirketi de göreceksiniz. Bayağı dar bir girişi var şirketinde. Ya tam benlik ya. Zaten bu harita birebir benim için yapılmış diyebilirim. Ya gerçek kilometre olayı var. Bir kilometre gerçekte ne kadar sürede gidiliyorsa burada da öyle. Virajları olsun, eğimleri olsun. Süper bir harita arkadaşlar. Ucundan görüyoruz ışığı. Güzel. Sağa döneceğiz abi. Tekrardan şu ara sokağa gireceğiz. Evet, yeşil yandı. Bunlar hala burada dikiliyor mu ya? Harbiden de dikiliyor ha. Neyse, onlara bakmayalım da biz dönüşümüzü nasıl yapacağız onunla ilgilenelim. Dorse kurtaracak mı abi? Kurtarır. Yapıştır. Vallahi güzel girdik. Sinyali de kapat. Şimdi tekrar evin önünden geçeceğiz. Ya gece öyle çekmişiz arabayı. Şirket dediğim gibi arkada kalıyor. Evin önünden geçerken de bir öttürelim ya. Bir iki ev arkadaşım var. Uyanın lan Galatlar. Ben çalışıyorum, siz yatıyorsunuz ha. Gerçi kahvaltı yapıyorlar herhalde. Ekmeği de alıp geldik. Bak olay bu abi, adam nereye çekmiş araba, yani darlığı görüyor musun? Süper, yani tam bizlik bir harita. Gerçi bunları Levent abi ekledi, oyun pas bilenler bilir. Bana özel böyle bir dar alan oluşturdu. Hatta şuradaki tümseyi de o kendisi ekledi. Harita konusunda bilgisi var. Büyük ısrarlarıma rağmen buraya bir tümsek koydu. Kendisine de buradan selamlar. Şimdi şirketimiz burası abi. Şu küçük bir delik var ya orada, oradan gireceğiz. Onun için de şöyle kıvranmamız lazım. Hani buradaki ağacı kesmemişler. Gerçekten doğaya verilen önemi görüyoruz. Bu süper bir şey. Bizim Türkiye'de olsa o anasını bile s**lerdi. Ama burada kesmemişler abi. Süper bir şey. Şöyle bakalım. Tekle girebilecek miyiz? Zor bir girişi var açıkçası. Ya buraya da herkes giremez ya. Evet, şimdi soldan dorsemize bakıyoruz. Sol taraf sıfır giriyor abi. Şimdi sağ tarafa bakıyoruz. Orada kurtarmış. Gördüğünüz üzere böyle mükemmel bir giriş yaptık. Yük piyasası diyelim. Bakalım bize ne var? Bize hiçbir şey yok. Evet, gerçekten bravo. Vallahi bizim dorseye iş yok. O zaman ne yapacağız? Biz dorseyi bırakacağız abi. Dorseyi bırakıp normal bir yük alacağız. Nereye bıraksak dorseyi? Evet, bizim dorseyi bıraktık arkadaşlar. İçeri garaja doğru girdim. Orada bir yüklenecekmiş. Şimdi hazır bir dorse var. Biz onu alıp gideceğiz. İçi yüklü. Onu da zaten şurada görüyorsunuz. Şimdi onu bağlayacağız arkadaşlar. Lan kendi dorsemizden koptuk be. Ayırdılar bizi ya. Ayırdılar bizi birbirimizden ya. Lan bir insanı dorsesiyle ayırmak nedir ya? Beni üzdüler abi. Dorseyi söktüm, böyle boynu bükük bükük bakıyor. İçim gitti ya. Harbiden içim gitti arkadaşlar. Kopardılar bizi birbirimizden. Evet, dorsemizi bağladık abi. Pime de böyle cuk diye oturturum yani. Harbiden pime güzel oturttuk. Camı azıcık kaldıralım. Bakalım 9 ton bir yükümüz var arkadaşlar. Yağmur oluğu mu ne götürüyormuşuz? Bakır yağmur oluğu dediler bana. Şey, büyük ihtimal bu mazgallar var ya, onlarla alakalı bir şey veya oluk ya. Bildiğin suyun böyle donması için yapılmış bir şey. Onu götürüyoruz. Şimdi buradan dikkatli çıkmak lazım. Şu dingili bir kaldırayım ben. Zaten yük hafif abi. Lastiğe de zarar vermeyelim şu dönüşte. Ön taraf kurtarıyor. Güzel.
Ve orası da baya yakın oldu ya. Dingil'i kaldırdığımız için oldu herhalde. Aslında dingil inip de dönebilirdik de neyse hallettik. O kadar da sorun değil. Baya dar ya. Şuna baksana. Vallahi buralarda ustalık konuşur. Normalde düz devam etmemizi istiyor ama etmeyeceğim. Öbür tarafları da sizlere göstereyim arkadaşlar. Az önce oradan geldik. Şimdi de buradan gidelim. Buraya güzel bir dönüş almamız lazım. Bayağı genişten aldım da inşallah arka taraf sürtmez ya. Öyle de bir sıkıntı olmaz inşallah. Yeni rota bulunuyor. Yine bu geçtiğimiz tümsekte Levent abinin eseri. Gerçekten kendisi bravo. Şu park etmiş arabalar da aynı şekilde. Lan sağa mı döneceğiz? Lan sağa nasıl döneceğiz ya? Ne dikiliyorsunuz lan orada? Allah kahretmesin sizi. Mecburen kafayı şuraya sokacağız ve dönmeye çalışacağız abi. Henüz ön tarafta bir şey yok. Peron aynasından izliyoruz. Aynalara iyi bakacağım buralarda. Ve güzel bir dönüşümüz daha yaptık abi. Buradan mı gireceğiz lan? Aynen öyle, buradan gireceğiz. Peki buradan nasıl gireceğiz? Allah'ım çok dar ya. Buradan bu döner mi dönmez. Azıcık geri alacağız abi. Biraz dorsayı bükmemiz lazım. Ama sakinlikle halledeceğiz. Bir de DAF aldık. Yani görüş açıları biraz sıkıntıdır DAF'ın. Bu iç konsol neticesiyle. Ama hallediyoruz galiba. Şu alt dikiz aynasını kim buldu? Bulduysa var ya, helal olsun ona yani. O bulmasa dönemeyeceğiz. Böyle keskin dönüşlerde yani dorsenin büküldüğü yerlerde o şu küçük alt dikiz aynası çok işe yarıyor. Çünkü geniş açı gösteriyor. Yoksa hayatta dönemezsin ya. Yani buradan kalkıp sağdan gidip bakman lazım. İyi ki o küçük ayna var. Dar dar ara sokaklardayız. Sağa dönmeye hazırlanın. Sağa dönün. Evet, ara sokaklardan çıktık. En azından böyle cadde diyebileceğimiz bir yerdeyiz. Ve ilerliyoruz bakalım. Ama harita muhteşem ya. Gerçekten harika bir harita. HS2'nin bana göre en iyi harita modu budur abi. Baksana şu yollara ya. Adam harbi yapmış. Yani gerçek bir yer değil burası. Gerçekte böyle bir yer yok. Ama o kadar güzel yapmış ki böyle keşke olsa diyorsunuz. Yani öyle bir harita bu. Gerçekten muhteşem bir harita. Yani normalde buradan düz de ilerlenmiyor ama burayı da Levent abi açtı. Yol çalışması vardı burada. Bu yol çalışması da bitsin artık dedi ve sildi orayı.
SCS'nin kendi multiplayer'e geldiğinde abi bu harita modunu kurup öyle otobüslerle vesaire oynayabilme hayali bayağıdır var bende. Umarım da yapabiliriz. Bunlar niye durmuş ya? Allah Allah bak. Abi bu haritadasın, aynı şekilde trafik var ve arkadaşınla oynuyorsun. Muhteşem ya. Harbiden muhteşem bir hayal. İnşallah bunu yapabiliriz. Ki yapacağız ya. İlla ki yapacağız. Yani orijinal multiplayer geldiği zaman eminim ki mod desteği olacaktır. Olmasa bile SCS'yi topa tutarız ya. Nasıl olmaz? Şu haritayı kurup oynayamayacaksam. Hani şu haritayı Ananı Allah Allah. Şu haritayı kurup multiplayer'de oynayamayacaksam neden SGS multiplayer getiriyor değil mi? Oynayabilmemiz lazım. Evet, ben çok keyif alıyorum burada sürmekten ve devam da edeceğim. Ama videoyu kapatayım abi yavaştan. Daha da bir şey yok, öyle sürüp gideceğiz yani. Konuşacak bir şey de yok. Sizi de fazla sıkmayayım. Evet dostlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoya beğenmeyi, yorum yapmayı ve İmdat TV'ye abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İmdatsız kalmayın. Bay bay.